Efendim bu akşam okunması Kur'an-ı Kerim okuyacaksak bu akşam şunları okuyabiliriz tavsiye ediliyor arkadaşlarımız hemen sizinle paylaşacaklar. Evet değişik hadislerde değişik rivayetlerde cuma akşamı ki yani bunu şu gecelerde okumak faydalıdır ama bunun dışındaki gecelerde olmaz diye bir şey yok. Kur'an ne zaman okunsa kârdır inşallah. Cuma akşamı Yasin okuyanın günahlarının affedileceği umulur. Hocam ben her türlü günahı işledim, her türlü zulmü yaptım. Cuma gecesi Yasin'i okudum, affettirdim. Allah bilir. İstersen 1000 defa oku affetmeyebilir, istersen 1 defa oku affeder. Karar Allah'ındır. Biz iyi niyetle bunu yapmaya çalışacağız. Yine bu gece veya bu gündüzünde Duhan suresini okuyana cennetten bir güzel mekan Allah lütfeder inşallah. Derdimiz cennete köşk olmamalı. Cennette Allah'ı görmek olmalı. Derdimiz bu olmalıdır. Ama onun nimetin karşılığı da o olabilir. Allah'tan temenni ederiz. Cuma gecesi Kehf suresini okuyanlar kıyamette yerden kadar bir nurla aydınlanır ki ben yine söylüyorum Kehf suresi Kur'an'ın en manidar, Kur'an'ın tümü manidardır. Ama en gizemli işaretleri, en sembolik mucizeleri, en baskın olan surelerin başına geliyor. Kehf suresini bir defa değil, 1000 defa okuduğunuzda 1000 defa farklı dersler çıkarırsınız. O hem ruhla ilgili, hem Ashab-ı Kehf bugün anlattık, hem efendim Zülkarneyn olayı ve hem de Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın yol arkadaşının yolculuğu hakikaten çok manidardır. İnsanı çok derinden etkiler. Bol bol okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu gece ve yarın en çok salatü selam getireceğiz. Hazreti Peygamber kendisine salatü selam getirenin salatü selamının cuma geceleri yani bu gece ve yarın özellikle cuma günü perdesiz kendisine aktarılacağını söylüyor. Perdesiz. Yani derler ki ya Resulallah falancanın oğlu filanca sana salat getirmektedir. Hazreti Peygamber de bunu alır ve onu en güzelle cevaplandırır. Bir daha söylüyorum Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın meleklerinin